Herkese merhabalar, ben Ece. Aralık ayında yine çok keyifle izleyeceğimiz Kore dramaları ve filmleri vizyonda olacak. Şimdi bunlara hep birlikte göz atalım. Recipe for Farewell. Chan-wook, çevirmen ve beşeri bilimler eğitmeni olarak çalışan 40'lı yaşlarında bir adamdır. Karısı ölümcül bağırsak kanserine yakalanır ve sindirim sorunları nedeniyle yemek yemekte güçlük çekmeye başlar. Karısı sadece ramen yapmayı bilen eşi Chan-wook'tan ona yardımcı olabilmesi için her gün yemek yapmasını ister. Bir yandan eşinin rahatsızlığı ile mücadele ederken Chan-wook karısı için yemek pişirmeye başlar. Karısı onun sevgi ve özenle pişirdiği yemeğinden yiyebilmeye ve son dönemlerini ailesiyle mutlu geçirmeye başlar. Fragmanına baktığımızda bizi duygusal bir aile dramı bekliyor. Connect. Bir webkomik uyarlaması olan Connect'in konusuna bakarsak, Hadong-su, Connect adlı yeni bir insan ırkının parçasıdır. Bağlantılı varlıklar asla ölmezler. Bir gece Hadong-su bir grup insan organı kaçakçısı tarafından kaçırılır ve gözünü alırlar. Kısa süre sonra bir şey görür ve gözü çalınan adamın bir seri katil olduğunu anlar. Hadong-su artık seri katilin gördüklerini görebilmektedir. Daha fazla insanı öldürmesini engellemek için seri katilin peşine düşer. Bu sırada Hadong-su'nun çalınan gözü Ojin Sob'a nakledilir. Ojin Sob iş yerinde kibar ve yetkin bir çalışan gibi görünse de aslında soğukkanlı bir seri katildir. Work Later, Drink Now 2. Bir webtoon uyarlaması olan Work Later, Drink Now 2, ikinci sezonu ile karşınızda. 30'lu yaşlarında olan 3 kadının iş çıkışında birlikte içki içtikleri ve çeşitli olaylar yaşadıkları seri tam gaz devam ediyor. Birinci sezonu izlemeden ikinci sezona başlamayın. The Forbidden Marriage. Web novel uyarlaması olan bu drama, Joseon döneminde geçen bir hikayedir. Nihon, Joseon'un kralıdır. 7 yıl önce veliaht iken çok sevdiği eşi ölür. Eşinin ölümünün üstünden yıllar geçse de bunun üstesinden gelemeyen kralı, kraliyet ailesi ve hükümet üyeleri yeniden evlendirmeye çalışıp bu konuda başarılı olamazlar. Ulus ayrıca kralın evlenmediği bu dönemde tüm bekar kadınların evlenmesini yasaklayan bir fermanı da uygulamaya koyar. İnsanlar evlilik yasağına öfkelidir. Bir gün Kral Nihon, kralın merhum eşinin ruhunun kraliyet sarayında var olduğunu iddia eden Yosorang adlı bir kadın duyar. Yosorang bir dolandırıcıdır ve evlilik uyumu falı yorumlarını iddia eder. Dolandırıcılıktan tutuklanır ve hapsedilir. Bu durumdan kurtulmak için bir ruh tarafından ele geçirilmiş gibi davranır ve Kral Nihon'un merhum eşinin ruhunun kraliyet sarayında da var olduğundan bahseder. Daha sonra kralın önüne çıkarılır. Hayatta kalmak için Yosorang bedenini kralın merhum karısı tarafından ele geçirilmiş gibi davranır. Yosorang'ın yalanları büyür ve olaylar eğlenceli bir şekilde gelişir. Money Heist, Korea. Joint Economic Area Part 2. İspanyol dizisi uyarlaması Money Heist 2. sezonu ile karşınızda. Bakalım bu sezonda farklı kişilik ve yeteneklere sahip dahi stratejistlerin ve soyguncuların sıra dışı hikayesi nasıl olacak? Alchemy of Soul, Light and Shadow. Aralık ayında 2. sezonu ile tekrar vizyona giren Alchemy of Soul draması 1. sezon sonunda heyecanlı bitmişti. Eminim herkes bu fantastik dünyada geçen hikayenin devamını merakla bekliyor. Eğer 1. sezonu izlemediyseniz hemen listenize alın. Trolley. Jongdo ve Hyeju evli bir çifttir. Jongdo, ulusal meclis üyesidir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye kararlıdır. Karısı Hyeju, kitap restorasyon işiyle uğraşıyor ve Jongdo'nun bile bilmediği bir sır saklıyordur. Kocası bir politikacı olmasına rağmen Hyeju, sakin bir hayat isteyen ve hiçbir zaman tanıtım peşinde koşmayan biridir. Bu politika işleri sırasında Hyeju'nun sırrı açığa çıkar. Kasino. Arka planı bir kumarhanede geçen drama dizisi bir adamın çalkantılı hayatını anlatıyor. Chamushik birçok dönemeçten sonra kumarhane dünyasında bir efsane haline gelir. Bir cinayet davasına karıştığı için bu hayatının çöküşünün eşiğine gelmesine yol açar. Chamushik daha sonra hayatını riske atarak son bahsine başlar. Island. Bir fantastik webtoon uyarlaması daha karşımızda. Jeju Adası'nda yer alan 3 kişi,
dünyayı yok etmeye çalışan kötülüğe karşı savaşıyor. Ban dünyayı kötülüğe karşı korumak için eğitildi, kötülüğe karşı savaşıyor ve ele geçirilmiş kurbanları öldürüyor. Eylemleri için duygu göstermese de zihninde suçluluk hissediyor. Von Miho büyük bir şirketi yöneten aileden geliyor. Başını büyük bir bela açtığı için Jeju Adası'na gönderilir. Daha sonra hayaletlerle ilgili bir davaya karışır. John, Katolik bir rahip ve şeytan çıkarma ayinlerini yapan biridir. Asıl amacı hayatı korumak ve kötülüğü arındırmaktır. Missing the Other Side 2. 3 Gong'dan, Kangen Shil ve Oil Yong da dahil olmak üzere kayıp ölmüş kişilerin kaldığı bir köydür. Bu sırada Kim Wook, Jang Pan-sok, Lee Jong-ah ve dedektif Shin Jong-ho kayıp kişilerin cesetlerini bulmaya ve ölümlerin ardındaki gerçeğin peşine düşmeye çalışır. Aralık ayında KBS Drama Special serisi yayında olacak. 7 adet mini dizi listesi şöyle. 19 Others, Let's Meet in an Unfamiliar Season, Underwear Season, Do You Know Ashtanga, Silence of the Lambs, Devil in the Lake, The Distributors. Aralık ayında vizyona girecek olan dizilerin fragmanlarını açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 2023 Ocak ayı vizyona giren Kore dizileri videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Yeni yılınız kutlu olsun.